ve Saadet Partisi. Saadet Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisi yok, grubu yok. Orada zannedersem bir veya iki bağımsız vekil olarak geçtiğimiz seçimde temsil ediliyorlar, kazanmışlardı ve meclis çatısı altına girmişlerdi. Ama başında da Temel Karamollaoğlu var, eski bir siyasetçi. Ve kendisi açıklamalarıyla da ses getiren bir muhalefet partisinin lideri Temel Karamollaoğlu. Geçtiğimiz günlerde adaylarını açıkladılar. Belki dikkatinizi çekmiştir, cepleri yoktu. Cepleri yoktu. Yani vermek istedikleri mesaj hiçbir şekilde rüşvet, kayırma, yolsuzluk bizde olmayacak mesajını vermekti. Ve bir reklam filmi hazırlattılar. Sinema salonlarında sinema başlamadan önce gösteriliyordu. Sülün Osman vardı biliyorsunuz, hikayesine dün vermiştik. İşte böyle bir temsili Sülün Osman vardı. Filmler başlamadan önce gösteriliyordu. Ve o filmler kaldırıldı şu anda. Şu anda sinemaya gidenler salonlarda Saadet Partisi'nin bu reklam filmini izleyemiyorlar. Ne der biliyor musunuz? Kendisine göre nedeni baskı. Sinema salonlarına yapılan baskı. Biz de bu soruyu soruyoruz o zaman. Baskı yasak mı getirdi? 60'lı yıllarda İstanbul'da Sülün Osman fırtınası esiyordu. Taksim Meydanı'nı kendi malıymış gibi satıp dev bir varlık fonu kurmuştu. Yani hükümet Sülün Osman'dan bu kadar niye çekindi ben onu anlamadım. Baskı kurdular, bizim Sülün Osman'ı kaldırttılar. Temel Karamollaoğlu neden korktular derken manidar güldü. Saadet Partisi'nin Sülün Osman reklamlarının ömrünün kısa sürmesinden, sinema salonlarından kaldırılmasından hükümeti sorumlu tuttu. Galata Köprüsü'ne adım atan herkesten geçiş ücreti aldı. Tabii o zamanlar köprüden geçmeyenler para ödemek zorunda değildi. Kimseye parti olarak atıfta bulunmuyor. Sülüm Osman zorla tehdit ederek firmaları kaldırıyorlar bunu. Tehditle.